İYİ Parti Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle, iki genel başkan yardımcısı, siz genel başkan yardımcısı ifadesini kullanmıyorsunuz ama galiba parti olarak. Yok, kullanıyoruz. Siz kullanıyor musunuz? Teşkilat başkanı dedik ama genel başkan yardımcısı aynı zamanda. İki genel başkan yardımcısı, iki İstanbul Milletvekili hep beraber Ankara'da buluştuk. Evet, demek ki Ankara'da siyaset çok sıcak ki hepiniz Ankara'dasınız. Onun için bu Ankara siyasetinin sıcaklığını sizinle de konuşacağız. Hakikaten muhalefet seçimden sonra büyük bir tartışma içerisine girdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları ki yakından takip ediyorsunuzdur İYİ Parti olarak. Hem de İYİ Parti'yi de herkes yakından takip ediyor, ne oluyor diye. Hemen direkt şu soruyu soracağım. Eski bir İstanbul İl Başkanı, Buğra Kavuncu İstanbul İl Başkanı olarak böyle bir marka oldu yani orada. Canan Kaptancıoğlu ile bir ikili olarak sürekli anıldınız ama artık teşkilatların başındasınız. Onun için şunu sorayım. Bu seçim sonucuna teşkilatlar, İYİ Parti teşkilatları ne dedi? Teşkilatların sonuçlara tepkisi ne oldu? Çünkü siz ilçe ilçe dolaşıyorsunuz şu anda. Evet. Niye dolaştığınızı da bir anlatın. Olur. Sorun mu var, mesele mi var yoksa başka bir etaba mı geçiyorsunuz? Yok, hiçbir sorun, hiçbir mesele yok. Şöyle, biz 3. olan kongremizi yaptık Haziran ayında. Akabinde Genel Başkanımız Başkanlık Divanı'nı oluşturdular ve Teşkilat Başkanlığı görevini bana tevdi ettiler. Hemen peşinden bütün Türkiye'yi kapsayacak, bütün 81 il teşkilatımızı ziyaret edecek bir program yaptık. Bugün size geldiğim an itibariyle de 34 İstanbul İl Başkanlarımızı ziyaret ettim. O da güzel bir tesadüf oldu, güzel bir tevafuk oldu. 34 il başkanlarımızı ziyaret ettik. Tabii önce deprem bölgesinden başladık. Hem bir nebze olsun depremin yarattığı acılara dikkat çekeriz. Oradaki sıkıntılara belki tekrar yetkililerin daha fazla yoğun ilgi göstermesine sebep oluruz, neden oluruz, çorbada bir parça da olsa bizim tuzumuz olur diye deprem bölgesiyle başlattık ziyaretlerimizi. Tabii bütün vatandaşlarımız o bölgede çok etkilendiler depremden. Hakikaten çok büyük bir felaket yaşadık Türkiye olarak. Tabii burada hükümetin almış olduğu belki eksik tedbirlerin de etkisi oldu ama hakikaten çok büyük bir felaketti. Yani asrın felaketi dendiği kadar büyük bir acı, büyük bir keder. Mesela bizim Hatay İl Başkanlığımızın binasında yapamadık toplantımızı. Yani il başkanlıklarını ziyarete gittik. Ama Hatay İl Başkanlığımız ağır hasar gördüğü için bina içerisinde toplantı yapamadık. İskenderun ilçe başkanlığımızda yaptık toplantımızı. İlçe başkanlarımızdan vefat edenler oldu. Elbistan ilçe başkanımız, Allah'tan rahmet diliyorum. İl yöneticilerimizden vefat edenler oldu. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız da bu vesileyle analım. Evet, Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii devam ediyor acı. Yani biz o 6 Şubat akabinde tabii millet olarak yoğun bir destek, yardım, herkes elinden geldiği kadar koşturdu. Fakat zaman geçtikçe acılar daha büyüyor. Yaralılar ve engelli hale gelenler, yani. Evet, yakınlarını kaybedenler, Allah kolaylık versin, Allah sabır versin. Deprem bölgesiyle başladı dediğim gibi ziyaretlerimiz. Daha sonra Selçuklu coğrafyasıyla devam etti. Trakya, Orta Karadeniz ve gün itibariyle 34 il başkanlığımızı ziyaret ettik. Tabi bu ziyaretimizin sebebi normaldir. Teşkilat başkanları teşkilatlarını yerinde görür, yerinde tespitler yapar ve biz bir seçim yaşadık. Bu seçimin akabinde nasıl bir durumda il başkanlıklarımız, onlarla bir araya geldik. Hem ilçe başkanlarımızı hem il yöneticilerimizi hepsine davet ettik ve uzun bugüne kadar yaşanan süreçleri, tabi bundan sonra ne yapılacağını, partinin kendi iç işleyişine dair bir takım meseleleri konuştuk. Şimdi durum şu, genel başkanımızın tabiriyle lamıcımı yok. Biz bu seçime kaybettik. Yani onun üzüntüsü tabii bütün muhalefette ve muhalif seçmende hepimizde var. Bizim teşkilatlarımızdaki tabii durum şu, iktidarın o çok acımasız propaganda makinesinin Cumhuriyet'in en üst makamına aday olmuş bir Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu iftiralar, üzülerek ifade ediyorum, sahada karşılık bulmuş. Özellikle terör üzerinden, özellikle o konu üzerinden yapılan o ağır propaganda bizim teşkilatlarımız nezdinde teşkilatlarımızı sahada en zorlayan konu olmuş. Bizim teşkilatlarımızda çok kıymetli, daha önce terörle mücadele etmiş, gerek emniyet, gerek askeriyeden olsun, çok fazla teşkilat mensubumuz var. Özellikle onların bu tür bir iftiraya maruz kalıyor olması çok incitmiş. Ve tekrar söylüyorum, üzülerek ifade etmek gerekir ki bu yalan ve iftira sahada seçmen üzerinde etkili olmuş. Şimdi önümüzdeki dönemde bizim... Burada bir şey söyleyeceğim ama şimdi bu vurguyu bu şekilde yaptığınızda, şimdi sizden önce Genel Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeynep Emre vardı. Ona da o soruyu sordum. Meral Hanım da alıntıda yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını vermiyor ama eleştiriyor. Yani seçmen üzerinden bunu açıklamak, seçmenin hata yaptığını, yanlış yaptığını söylemek doğru değildi. Saygısızlıktır hatta, evet, diyor Sayın Akşener. Evet. Bu anlamda yani böylesi bir propaganda sahada karşılık bulmuş dediğiniz, aslında seçmen biraz böyle yanılmış, aldanmış gibi bir anlama doğru da gidebilir. Nihayetinde seçmen de bu, eğer karşılık bulmuşsa, bu propaganda, bu anlatılanlar karşılık bulmuşsa, inandırıcı gelmişse ve demokratik tercihini bu yönde yapmışsa, bu propagandanın karşısındaki muhalefet cephesinin kendisini yetersiz anlattığı, eksik anlattığı şeklinde bir öz eleştiride söz konusu olabilir mi? Ya bunların hepsini tabii değerlendirmek zorundayız ama kabul edemeyeceğimiz bir şey var. Biz İYİ Parti'yiz. Yani bizim terörle veya bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle, bunlarla alakalı bugüne kadar ne ufacık milim bir tereddütümüz oldu ne de bununla alakalı herhangi bir mevzumuz oldu. Dolayısıyla... Ama önemli olan bunu seçmene geçirebiliriz. Evet, yani bu konuda iktidar bu yaratılan sahte algı diyeyim ben, o konuda muvaffak olmuş. Bu seçmeni incitmek için söylenmiş bir söz de değil. Çünkü biz bunun doğru olmadığını sahada bizzat, ben kendim de yaşadım bunları, anlattık. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yani seçmenin vermiş olduğu oyu, seçmenin yapmış olduğu tercihi elbette ki anlatmak lazım. Zaten bu seçim sonucunun iki anlamı olur. Bir, yani A, ya iktidar tahmin edildiği kadar başarısız değildir ya da muhalefet tahmin edildiği kadar muvaffakla başarılı değildir veya o kadar güven vermiyordur. Şimdi ben birinci şıkkın doğru olduğuna inanmıyorum. Yani iktidarın göründüğünden çok daha büyük bir zafiyet içerisinde olduğunu ve önümüzdeki süreçte Türkiye'yi çok daha büyük sıkıntılara, felaketlere götüreceğine inanıyorum. Bu benim için doğru olan. Dolayısıyla ikinci tercih daha çok üzerinde durmamız gereken konu. Biz neden bu güveni ve neden seçmenin bizi tercih etmesine sağlayamadık? Bunu muhalefet ciddi olarak düşünmek, değerlendirmek zorunda. Biz bununla ilgili daha önce kendi çıkışlarımızı da yaptık. Seçimin kazanılmasıyla alakalı bir takım söylemlerimiz de olmuştu. Dolayısıyla bu oluşan algıyı bir an önce bertaraf etmemiz lazım. Şimdi aslında sorduğunuz soruya cevap olsun diye söyledim. Yani sahada Edirne'den Maraş'a kadar hemen Türkiye'nin birçok ilinde sahada en çok teşkilatlarımızın mücadele ettiği mevzu bu olmuş. Bir kere bu tespiti çok net olarak yapalım. İki, gördüm bir başka bir şey. Bir 5 yılını muhalefet olarak geçirmiş. İkinci 5 yılında da tabii normal seçim süreleri içerisinde konuşuyorum. Gene muhalefet olarak devam edecek bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatlarının bu kadar diri, bu kadar canlı ve bu kadar istekli olması bizleri parti yönetimi olarak tabii çok memnun ediyor. Ben hangi ile gitsem, gecenin saat kaçı olursa olsun il teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımızla, bütün il yöneticilerimizle beraber çok kalabalık bir şekilde il binalarımızdaydı. Ya öyle ilçeler var ki, hani karşılaştığım manzara şu, bir avuç inanmış insanla karşılaşıyorsunuz. Bu çok güçlü bir şey. Bu çok kuvvetli bir şey. Yani bunun önünde aslında durabilecek bir engel de yok. Bu ileriye matuf bizim ümitlerimizi, umutlarımızı da arttıran bir görüntü. Cumhurbaşkanı'nın %90 oy aldığı ilçeler var. Mesela bir emekli öğretmen ilçe başkanımız var. Kendi emekli maaşıyla dişinden tırnağından arttırarak o ilçeyi ayakta tutmak için çaba göstermiş ve bundan sonra da o çabayı göstereceğini gözlerinden görüyorsunuz. İkinci tespitim de o. Bütün bu yaşananlara rağmen seçimde yaşanan bir mağlubiyet var. Bu mağlubiyete rağmen çok iri, çok diri, çok canlı il teşkilatlarımızla karşılaştık. Tabii seçimin sonucunu da iyi okuyoruz. Şöyle, ne Cumhurbaşkanlığında ne de mecliste, parlamentoda arzu ettiğimiz oyu biz yakalayamadık. Başarısız olduk. Ortada bir başarısızlık var. Tespiti doğru yapalım ki tedaviyi de doğru uygulayalım. Ama bununla beraber kıymetli de bir oy var. %10'a yakın 5.2 milyon vatandaşın bir teveccühü var. Bu ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Yani bizim aldığımız mesaj şu: İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalıdır. Bambaşka bir sonuç da çıkabilirdi. Yani ikiye de katlanabilirdi, yarıya da düşebilirdi, bambaşka bir sonuç çıkabilirdi. Ama net mesaj şu: İYİ Parti Türk siyasetinde var olmalı. Fakat bizi uzatmayan seçmen, kısaltmayan da seçmen şu mesajı veriyor: bazı şeyleri daha değişik ele almalı, stratejisini, yol tutuşunu değiştirmeli. Bizim oradan okuduğumuz mesaj o.